Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz ve Nesta bugün sizlerle birlikte YouTube Taksim'de şekilde Brezilya haritası ile karşınızdayım arkadaşlar ve Isuzu kamyonetim var. Bu kamyonet ama bu çekici modeli bir kamyonet. Yani Türkiye'de bundan var mı bilmiyorum ama varmış. Yani yolumuz bu şekilde. Bu Dorsey'mizin gideceği mesafe ama biz oraya gitmeyeceğiz tabii. Buradan buraya kadar bir yolumuz olacak. Bu arada Brezilya haritasındayım. Şöyle buraya yeni bir yer ekliyor. Bir sürü böyle küçük küçük şeyler eklemişler. Ben bugün burada oynayacağım. Çünkü burası tamamen ayrı bir eklenmiş. Mesela buralar normal şehirlerin içine eklenmiş bir yer ama burası ayrı olarak eklenmiş bir yer. O yüzden burada oynayacağım arkadaşlar. Umarım da güzel bir video olur. Hemen şöyle yolculuğumuza başlayalım arkadaşlar. Şöyle navigasyonumuz vesaire var içeride. Bu arada bu hız göstergesi arkadaşlar doğruyu göstermiyor. Onu da söyleyeyim yani. %100 doğru değil. Mesela 140 ile giderken normalde biz aslında 90 ile gitmiş oluyoruz. O yüzden şu EF'yi indirdik. Ufaktan yolumuza çıkalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Tekerimize taş değmesin arkadaşlar. Bu arada şunu yapmayı unutmuşum. Yani yapıyorum. Çünkü bu lazım olacak. Okey. Ufaktan şöyle yolumuza çıkalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Dur şu bir geçsin, ondan sonra biz geçeriz. Bekleyelim abi onun geçmesini. Okey, geçti. Trafik bayağı bir az. Onu ayarlayamadım, kusura bakmayın o yüzden de. Burada herhangi bir şey vesaire yok arabanın içinde, daha doğrusu kamyonet içinde diyeyim. Animasyon vesaire yok. Yani düz bir kamyonet, o kadar yani. Sadece düz kamyonet. Sesi de yok. Mesela Mercedes galerisinde çıkıyor ve sesi Mercedes'in aynı yani. Mercedes'in aynı ses. Ses de eklememişler. Ama sıkıntı yok abi. Şekli yeter arabanın yani, değil mi? Hadi bakalım. Gidiyoruz bakalım arkadaşlar. Buradan şimdi sağa döneceğiz. Normalde sola dönmemiz gerekiyor ama biz sağa döneceğiz çünkü rotamız öyle yani. Ne diyeyim? Retarder de var ama sesi falan yok yani. Zaten arabanın da sesi yok. Gidiyoruz bakalım arkadaşlar. Şöyle dışarıdan da bakalım. Araç güzel arkadaşlar, ben beğendim ama tabi sesi olsaydı daha iyi olurdu. Bunların bir sesi var böyle, efsane ama bunu eklememiş. Aslında benziyor birazcık Mercedes'in sesine ama tabi orijinal ses değil. Araç bu arada davet etmemiş, gösterge falan daha koymamışlar yani şu benzin göstergesi, ne bileyim sıcaklık göstergesi falan daha koymamışlar. Hadi bakalım. Brezilya haritası güzel, ben beğendim yani. Tarlalar falan var. Öyle çok iki şeritli yollar yok. Hep tek şeritli yollar var. O yüzden beğendim. Yani Eurotren kendi açısından iyidir. Öyle söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar, 2 gün önce Eurotren bütün derecelerini aldım. Daha doğrusu harita derecelerini diyeyim. Bütün dereceleri değil. Bütün harita derecelerini aldım arkadaşlar. 55 liraya. Zaten bende İskandinavya vardı. Gerisini hepsini aldım. O yüzden artık Eurotrack videoları gelebilir arkadaşlar. Hadi bakayım. Yani bundan sonra bilmiyorum. Rota'ya birazcık daha ağırlık verebiliriz. Hadi bakalım. Bu arada videoya like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakayım. Şimdi bunu denedikten sonra yoluna devam edebiliriz arkadaşlar. Aa, bende bir montör gitti geldi. Sıkıntı yok. Devam. Bir montörüm gitti geldi arkadaşlar yine. Arada bir gidiyor öyle. Yapacak bir şey yok.
Hadi bakalım arkadaşlar. Kaç kilometre yolumuz kalmış? 755 gösteriyor ama tabii onun bir dönüşü de var, o yüzden. Aslında şu an belki de 100 kilometre falan kalmıştır yani. Evet, yeni bir şehrimiz daha keşfettik arkadaşlar. Hadi bakalım. Sanırsam biz buraya gelecektik, değil mi? Şöyle ufaktan yavaşlayalım. Şu an sanırsam 50 ile gidiyoruz, değil mi? Yok, 70 ile gidiyormuşuz. Okey, tamam. Tamam, sıkıntı yok. Eğer beğenirseniz arkadaşlar devamı gelecek. Bu arada düzenli video atamıyorum, farkındayım ama sınav haftam 2 hafta boyunca, o yüzden yapacak bir şey yok yani. Çok da video atamıyorum ama mesela bunu cumartesi çekiyorum, büyük ihtimalle pazar günü ya da bilmiyorum bugün de olabilir yüklerim arkadaşlar, ama birazcık bugün zor. Neyse, hadi bakalım, gidiyoruz, yoluna devam ediyoruz. Sanki lastik havadaymış gibi gidiyoruz bu. Dur, akmet kaybettim. Sanki lastik havadaymış gibi gidiyoruz. Abi sağ sinyal versene, sol sinyal versene, iki sinyal yanıyor. Nasıl bir şey anlamadım. Dediğim gibi arkadaşlar, araç birazcık dandik. Açık söyleyeyim yani, birazcık dandik gördüğünüz gibi içi de. Aslında içi güzel ama birazcık sorunları var arkadaşlar. Bu arada sakin. Gördüğünüz gibi araç yere değiyor arkadaşlar. Gelen giden yok zaten, ben şöyle döneyim. Bu arada bizim yolumuz devam etmedi mi ya? Vay be, demek ki bayağı kısa gibi gözüküyordu ama demek ki uzunmuş arkadaşlar. Hadi bakalım, gidiyoruz. Az sonra şehire gideceğiz, orada bitireceğiz videoyu. Hadi bakalım. Aman bu çok hızlı atmadı. Şimdi yenge atmayalım videoyu bitirirken. Aslında Diyarbakır haritasını çekecektim bu videoyu ama indiremedim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu haritada çekiyoruz. Hadi bakalım. Chrome sürekli hata veriyor diyor. Bu dosyanın içinde virüs olabilir diyor. Ve indirmiyor. Böyle bir sorun var. İyi, sarıda geçtik, hiç sıkıntı yok. Bak, sinyalleri göstereyim arkadaşlar. Bakın sinyalleri, görüyor musunuz? Şu an mesela ben sağ sinyal verdim, sol sinyal vereyim.
Sos yerde bir kere yanıyor. Ha, bu tarafta yanıyor. Okay, tamam. Arkadaşlar birazcık sorunlu yani. Ama sıkıntı yok. Evet, yolculuğumuz burada bitiyor arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi 6-7 değiyor. Ama sıkıntı yok. Şimdi biz bunu nereye park edeceğiz? Şuraya park edelim ya, sıkıntı yok. Şuraya girelim. Kaldırmaç çıkmayınca ama gene de çıktım arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Neyse, şöyle devam. Evet arkadaşlar, motorumuzu da kapattık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen daha fazla istiyorsanız like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.